Selamünaleyküm sevgili hobidaşlar. Bugün Emirgan'a geldik Cengiz abiyle avlanmaya. Hız kesmeden avlara devam ediyoruz. Emirgan'daki iskelenin hemen sağ tarafındayız. Şöyle iskeleyi de göstereyim. Normalde genelde bunun sol tarafında takılıyoruz ama orası bir tık kalabalıktı. Şimdi burada deneyeceğiz bakalım. Hala yüzenler var görüyorsunuz. Ekim ayı bitti ama millet yüzmekten vazgeçmiyor. Böyle manzarayı da göstereyim size. Bu taraf biraz boş. Tek tük istavritte gördük. Palamut malamut deneyen var mı yok mu bilmiyorum da. İlerleyen saatlerde göreceğiz onları artık. Hemen takımlarımızı hazırlayıp avımıza geçiyoruz. Evet sevgili hobidaşlar, ilk atışımızı yapmaya iskelenin başına geldik. Görüntü şöyle söyleyeyim. 125 gram kurşun para mısın demiyor. Haydi bismillah dedik, atışımızı attık. Bir yakına atacağım zaten. Akıntıyı ölçmek için. Cengiz abi attı benden önce. Söylediğine göre hani öyle bir akıntı var ki diyor. 125 gram kurşun 10 gram gibi gidiyor deyip. Evet, görünen öyle. Herhalde 150'ye geçeceğiz. Evet, bunu gördük. Böyle bir tarayalım. Zaten kurşun yakın atmama rağmen dibe inene kadar iskele bitti. Bakalım balıkları bulabilecek miyiz? Cengiz abi bu ne böyle? Bu ne böyle? Sana kıyıya geldik ya. Geldi. Vallahi şöyle hissetmiyorum abi. Burada balık vardı ya. Benim daha gelecek. Benim daha saracak ipim çok. Şimdi bir daha açığa atayım bakayım. Nereden çıkacağız artık? Evet. Dipte bir kıraça var. Hemen onu zaten suya düştü. Sevgili hobidaşlar, hemen 150 grama geçtik. Çünkü yani suda bile durmuyordu. 150 gram bile aslında durmuyor da. Bakalım, ilk atışımızı da yaptık. Balığı taramaya başladık. Havanın da bugün maşallahı var. Güneş tepede yakıyor. Vallahi kışa mı giriyoruz, bahara mı giriyoruz belli değil ya, maşallah. Doldurdun mu Cengiz abi? Evet, biz de tarıyoruz. Yemin en baştan atıp en sonda önce çıkıyorduk. 125 gramda. 150 gramda şu an ortadayım. Cengiz abi üstünden de geçeyim. Daha herhangi bir vuruş hissetmedim. Gördüğüm kadarıyla da fazla da büyük balık yok etrafta. İnşallah yapar balık. Güzel güzel çekeriz, artık balığa hasret kaldık. Bu aralar Eminönü'nden de palamut çıkıyormuş. Gerçi biz Azap Kapı'da falan denedik her şeyi de balık alamadık. Sevgili hobidaşlar, her zamanki yerimize geldik. Bölge değiştirdik. Burada da kıyıya 20 gram atıp atıp kıraça çekiyorlar. Balıkların boyları oldukça küçük. Yani biz iğneyi bile ağzına geçirmeye kıyamıyoruz. O yüzden Cengiz abiyle böyle oturduk. Bakıyoruz. Deniz havası çekiyoruz. Bakalım. Fırsat buldukça da aşağı atıp atıp çekiyoruz.
İnşallah bir balık şeyine denk geliriz de bir başlar da. Yani çok nadir böyle istavrit denebilecek balık gördük. Hepsi minnacık minnacık kıraça. Hatta kıraça bile değil artık yani, öyle söyleyeyim size. Bakalım. Öğleni de geçtik, saat 1.30 civarı. Bakalım 2-3 saat daha dururuz burada. Hani boşluk da yok. Bu taraf biraz kalabalık. O yüzden palamut falan denemesi de yapamıyoruz. İşte 20 gram attıkları için sahile. Onu atıp bayağı da akıntı var. Yüzdüremiyoruz. İnşallah güzel güzel bir av geçiririz de şöyle balık başlar da tutmaya başlarız biz de. Evet sevgili arkadaşlar. Gönül isterdi ki işte bol bol istavrit tutayım. Palamut tutayım göstereyim ama bu avda da kıraçadan başka bir şey yoktu. Bizim de gönlümüz el vermedi zaten onları öyle toplayıp toplayıp götürmeye. Şöyle manzara eşliğinde artık balık bilgisi durumu olarak kabul edin bu videoyu da. Umarım en yakın sürede sizi güzel balıklarla buluştururuz. Öyle manzara eşliğinde oltası suda olana rast gelsin. İğneniz keskin olsun. Görüşmek üzere.